Yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Temmuz sonu, Ağustos başı itibariyle ülkemize girmesi beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgası Eyyamı Bahır ile tüm Türkiye kavrulacak. En önemli etkenlerinden bir tanesi kuraklığın artması. Ülkemizde içinde bulunduğumuz günlerde kuraklık artık çok alarm seviyesine vardığını söyleyebiliriz. Bu özellikle tarım ve yeraltı su seviyesi açısından büyük açıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Kuraklık ülkemizde alarm seviyesinde olduğunu söylemiştik. Kuraklığın alarm seviyesinde olması özellikle bitki yaşamı, tarım açısından su yoksunluğu anlamına gelmekte. Bu da Ağustos ayı içerisinde tarımsal faaliyetleri ülkemizde etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Sadece ülkemizde değil, Yunanistan ve Balkanlar üzerinde de normalin üzerinde sıcaklıklar gözlendi. Ve bu sıcaklıkların aşırı birikmesi, aşırı nemin de havada birikmesi sağanak riskini artırdı. Şunu söyleyebiliriz, sonbaharda soğuma, aynı zamanda nemin yoğun olmasıyla daha sağanak, daha yağışlı hava şartlarına neden olabilir. 31 Temmuz'la 7 Ağustos arasında halk dilinde Eyyamı Bahır olarak, Arapçadan geçmiş bir kelime olan Eyyamı Bahır olarak biliyoruz ve Eyyamı Bahır aynı zamanda çöl sıcaklıkları, Afrika sıcaklıkları anlamına gelmekte. Yılın aslında yazın en sıcak ve en nemli dönemine verilen halk dilindeki bir kelimedir ve gerçekten de sıcaklıkların 35-40 santigrat derecelere çıktığını görüyoruz. Bu yıl Temmuz sonunda içinde bulunduğumuz günlerde daha normal şartlar yaşıyoruz ama Ağustos'un ilk yarısıyla Eyyamı Bahır'ın ülkemizde kendini tekrar sıcak hava dalgasıyla hissettireceğini söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz günlerde bir salınımın içerisindeyiz. Kuzey-kuzeybatıdan gelen bu cephe sisteminin etkisiyle biraz daha rahatladık ama Ağustos ayında hala sıcak hava dalgasının, o Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağız. Ancak büyük bir değişimi sonbahar aylarıyla birlikte görebiliriz ama uzun vadede tahmin yapmak çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz, son 12-13 aydır mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşanması, havanın alabileceği nem miktarının artması bizim için ani soğumanın daha sağanaklı ve daha şiddetli aşırı hava olaylarına neden olacağını söyleyebiliriz. Umarız ülkemiz için öyle gerçekleşmez ve daha sakin bir sonbahar ve kış aylarına gireriz diye bekliyoruz. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin ekstrem olaylarına yönelik tahminlerine baktığımızda Doğu Akdeniz'de anormal sıcaklıkların ve anormal fırtına tahminlerinin olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için ise özellikle güney ve iç bölgelerde anormal yağışlar, sel, seylan gibi taşkınlara neden olabilecek yağışların olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu tarz sel, seylan ve taşkın olayları özellikle hazırlıklı olmayan kentler açısından çok önemli. Eğer kentlerimiz buna hazırlıklı değilse bu tabii ki birçok taşkın olayının yaşanmasına neden olabilir. Ülkemiz içerisinde bazı bölgelerde bunu söyleyebiliriz.